Çin'in idaresi altındaki Doğu Türkistan'da yapılan güvenlik ve gözetleme teknolojileri harcamaları iki katına çıktı. Çin, Doğu Türkistan'da güvenliğe yaklaşık 10 milyar dolarlık bir bütçe ayırdı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ı görevinden alarak kadrosunda çok önemli bir değişikliğe imza attı. Tillerson'ın İngiltere ile Rusya krizinde Moskova'yı hedef gösteren açıklamaları sonrası bu kararın gelmesi akıllarda soru işaretleri doğurdu. Donald Trump ise kararında özellikle İran meselesinin rol oynadığını belirtti. Rus ajanı Sergei Skripal'e suikast girişiminden Rusya'yı sorumlu tutan İngiltere yaptırımları hazırlanıyor. Rusya ise suçlamaları reddediyor. İngiltere'de eski Rus ajanı Sergei Skripal'in sinir sistemini çökerten Rus yapımı bir maddeyle zehirlendiğinin ortaya çıkması, iki ülke arasındaki ilişkilerde tarihi bir gerginlik yarattı. Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ı tweetle görevden alarak Washington'da tarihi bir skandala imza atan Trump'tan, gelecek hafta Çin'e 60 ila 100 milyar dolar değerinde ek gümrük vergisi ve ceza uygulaması bekleniyor. İnsanoğlu uzaya açılmazsa yeryüzünde bir geleceğinin olduğunu düşünmüyorum. Bu sözler Stephen Hawking'e ait. Dünyaca ünlü fizikçi ve yazar Stephen Hawking, 76 yaşında hayatını kaybetti. Stephen Hawking'in ölümünü aile sözcüsü duyurdu. 1 yaşında yakalandığı motor nöron hastalığı, amyotrofik lateral skleroz ile mücadele veriyordu.